Tiyatro, sinema, dizi ve seslendirme sanatçısı Sat7 bünyesinde birçok programda görev almış Levent Ünsal, ani bir kalp krizi sonucu hayatını kaybetti. Yeni Bosna Koca Sinan Camii'nden gerçekleşen cenazenin ardından usta isim Koca Sinan Mezarlığı'nda son yolculuğuna uğurlandı. Sanatçı Levent Ünsal kalp krizi sonucu hayatını kaybetti. Tiyatro, sinema, dizi ve seslendirme sanatçısı, Sat7 bünyesinde birçok programda görev almış Levent Ünsal, ani bir kalp krizi sonucu hayatını kaybetti. Merhaba, ben Levent Ünsal. Ben de Levent Ünsal. Ben de Levent Ünsal. Ben Levent Ünsal. Efendim, çok Levent Ünsal var. Bu sene ne Levent Ünsal yaptı be? Oysa Tanrı bizden uzakta değil. Böyle bir sözü uğruna söyleyebileceğim kim var hayatımda? Kalbimize iyi bakmamız gerek. Bizim de onun cıvatalarını iyi sıkmamız gerek. Ömrü boyunca bizim için binlerce litre kan pompalayan kalbimiz aslında en çok da günahlardan etkilenmekte. Ve Tanrı'dan almadığımız gıda da onu daha çok zayıf bırakmakta ve bizi günahlara daha yakın kılmakta. Hep demez miyiz? Kalbimi o kadar çok kırdı ki. O yüzden sessiz olun. Kalp kırmayın. Kalp onaranlardan olun. Ve bu yolda küçücük bir günahı bile küçümsemeyin. Ben şanssızlığımı biliyorum da karga da beni çok iyi biliyor. Ne zaman gelsem günlük istikakımı kafama bırakmadan gitmez. Bu kadarla atlattığımıza yine sevinelim. Anam, garip anam, kuzu anam. Aydıncığım, annen senin bale öğretmeni ya. Anneni böyle şeyler söylemen birazcık saçma değil mi yani sence de? Evet, ben de onu diyorum işte. Kadın bana bakıp bakıp ağlıyor sürekli ya. Yeni Bosna Koca Sinan Camii'nden gerçekleşen cenaze namazının ardından usta isim Koca Sinan Mezarlığı'nda son yolculuğuna uğurlandı. Levent Ünsal'ın oğlu Alp Ünsal sosyal medya hesabından bir mesaj paylaştı. Mesajda salgın koşullarını da düşünerek cenazeyi çekirdek ailenin katılımıyla kaldırma kararı aldıklarını belirtti. Bu kötü günleri geride bıraktığımızda babam için bana kalırsa onun da isteyeceği gibi sahneden bir anma ve uğurlama gerçekleştireceğiz. Lütfen sizler de evlerinizde kalın diye yazdı. Usta oyuncu 2015'te Kuş Kafesi adlı oyundaki performansıyla Ekin Yaz'ın Dostları tiyatro ödüllerinde komedi erkek oyuncu ödülüne, 2014'te ise Cyrano de Bergerac adlı eserde canlandırdığı rolüyle yılın en başarılı komedi erkek oyuncusu ödülüne layık görülmüştü. Ailesine ve sevdiklerine Rab'den sabır diliyoruz.